Yıl 1983. Yüce seçilmişlerle ilk kez Paris'teki toplantıda tanıştım. Toplantı yerini ve saatini birkaç kez değiştirdiler. Bana olan güvenlerini sınamışlardı. İlk sınavdan başarıyla ayrıldım. Bugün yüce seçilmişler tarafından neden davet edildiğimi anladım. Selefim, Tahran'daki Amerikan elçiliği rehine baskınında yapılmak istenenleri doğru yorumlayamamış. Pentagon'un aksine seçilmişler, harekatın başarısız olmasını istiyorlardı. Çünkü neokon Reagan'ın seçimi kazanması için Carter'ın başarısız olması gerekiyordu. Londra'daki toplantıda yüce seçkinler bana ilk görevimi verdiler. Lactus adlı bir şirket üzerinden Saddam Hüseyin'e zehirli kimyasal maddeler ulaştırmamı istediler. İşi başardım. Bu kimyasalların savaşta İran'a karşı kullanılacağını sanıyorum. Yanılmışım. Asıl maksadı görememişim. Zehirli kimyasallar Halepçe'de 5000 Kürt'ü öldürdü. Amaçlanan Saddam Hüseyin'le Kürtleri asla bir daha bir araya gelmeyecek şekilde ayırmaktı. Bu işte kaybeden Türkler, Saddam Hüseyin ve Araplar oldu. Kazanansa sadece yüce seçkinlerdi. Artık ben de kazanan taraftayım. Özal suikasti. Sanırım doğal yollardan ölmeyecek. Puzzle bugün tamamlandı. 1995 yılında Muhammed Atta ile temas kurduğumuzda o henüz öğrenciydi. Banka hesap hareketleri incelendiği için hesabına 10.000 dolardan düşük miktarlar aktarıldı. Organizasyonun uluslararası iş ilişkileri takibini yapan Mahmut Salem, Memduh Çelebi ve Mahmut Salih takma adlarıyla Etiler'de ikamet etti. Hatta fabrikalardan birine işçi olarak yerleştirdik. Atta'nın Almanya'dan arkadaşı Samir Cerrah'ın nişanlısı bir Türk kızıydı. Üstelik kızın eniştesi Türkiye'de emniyet müdürüydü. Atta'nın babası saldırıları Mossad yaptı diye beyanatlar vermişti. Medyada bu tür haberlerin yer almasını engelledik. Aykırı sesler dünyanın her tarafında sindirilmeye çalışıldı. Çalışmalarımda artık beni yalnız bıraktıklarını düşünmeye başladım. Tezkere konusunda yapamayacağım şeyler istiyorlar. Bazı meselelerin çözümüne gücüm yetmiyor. İsteklerin, büyük taleplerin sonu gelmiyor. Senden önceki baron İran yüzünden gitti. Sen Irak yüzünden.